dolardan, eurodan ve altından çok çok kazandırdı. Ha şöyle, onlar da kazandırdı ama onlardan daha fazla kazandırdı. Bu pandemi dönemi de bunu çok ciddi anlamda tetikledi. Tetikleyince otomobil sektörü ciddi anlamda yükseliyor. Yeni üretilmediği sürece, otomobilin sıfır üretilmediği sürece de devam edecek. Hasarlı araca yönelmelerinin sebebi şu, orijinal arabadan %20, %30, %35 arabanın markasına göre değişiyor. Daha ucuz olduğu için insanlar bugün bir Passat, atıyorum 2016 model, 2017 model Passat 260-270 bin lira. Bu arabalar daha önce 90 bin lira, 100 bin lira, 110 bin liraydı. Şimdi insanların alım gücü biraz düştü. Düşünce ne oldu? Otomatikmen hasarlı araca daha çok yönelme oldu. Normal şartlar altında esnafların kazancı %5, %10 civarındadır. Ama şu günkü döviz kurlarından dolayı ister istemez fiyatlar biraz daha fazla yükseliyor ve araç bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Şu an sıfır araç da üretilmediği için, alamadığımız için ikinci elde bir talep patlaması var. Bu nedenle fiyatlar biraz yükseldi. Ama sıfır araçlar geldiğinde normale döner. Döviz kurları ve altın biraz daha düzeldiğinde normale döneceğini düşünüyoruz. Ne kadarlık bir fark yaşanıyor 5-10 gün içerisinde? Aşağı yukarı 5 bin liradan fazla olmak kaydıyla 5 bin, 10 bin arasında arabaların fiyatına göre değişiyor. Keşke ben 6 ay önce bütün arabalarımı vitrinime çekip kapatsaymışım, hiç satmasaymışım, şimdi daha karlıymışım. 200 bin liraya sattığım arabayı şu an 225-230 bin liraya ben alamıyorum. Yani altın gibi. Aynen, aynen. Dövizden dolayı üstüne koyduğu için 7.000-7.600 liradan bozdurup aldığım arabalar şu an 8.800 lira euro olduğu için ister istemez 20-25 bin lira fark etti. Şu an araç bakıyoruz. Ama arabaları artık alamıyoruz. Sadece bakmakla geçiniyoruz. Fiyatlar bayağı bir yukarı rakamlara çıkmış. Bugün baktığımız aracı yarın alamıyoruz. Telefonla anlaşıyoruz ama gelince fiyatlar taban yapmış. Ne kadar koyuyor üzerine? Yani şimdi 100 bin liralık bir araçta nereden baksanız bir 15 bin lira fark ediyor arabada. Yani 2-3 gün, bir hafta olmadan fiyatlar artış yapıyor. Sizin bütçeniz ne kadar? Benim bütçem 100 bin lira ama üstüne çıkamıyorum. Yani bu gidişle de araba da alamayacağız.